Bir bölücülük, Türk siyasetine çöreklenmiş durumda gittiği yeri kurutuyor. Ve maalesef bu bölücülüğü pratiğe döken siyasi parti kapatılmadı bir türlü Anayasa Mahkemesi tarafından. Yeni yeni ardılları türedi. İşte DEM Parti, bilmem ne parti. Halbuki hepsi bu terör örgütünün siyasi uzantıları. ama siyaset öyle bir hale geldi ki ittifak denen bir şey bütün siyasi partileri kemirmeye başladı. Düzen içi siyasi partileri. İktidara gelebilmek için her şey mübahtır anlayışı. Tam bir makyavillist anlayış bu. İktidara giden yolda her şey mübahtır anlayışıyla iktidara gelebilmek için ya da mesela Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için her şey mübahtır noktasına gidiyorlar. Bunu gördük yani FETÖ'cülerin siyaseti nasıl etkilediğini, siyasetin içine nasıl girdiklerini gördük. E, hadi HDP'ye, e, şu anda DEM Parti dedikleri partiye nasıl e, önem verdiklerini gördük. E, akşam CHP'nin iki yüzü diye vermiş bunu. E, nasıl bir yüz? Gidiyorsunuz, e, saat 13'te bir şehit, şehidimiz var. E, şehidin cenaze törenine katılıyorsunuz, şehidin babasıyla ağlıyorsunuz. Saat 15'te HDP'lilerle gülüyorsunuz. O şehidin toprağa girmesine sebep olan terör örgütünün siyasi uzantısı parti gülüyorsunuz. Buna Türkçe'de ne denir? Türk geleneklerinde ne denir? Ölü evinin e, yazçısı, düğün evinin tefçisi denir. Özgür Özel'in bulunduğu durum tam da budur. Ankara'daki cenazeye katılan Özgür Özel'e şehit yakını bir kadın Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzde buraya geliyor diye tepki gösterdi. Tören boyunca hüzünü gözükmeye çalışan Özel çıkışta HDP'nin yerine kurulan demin yolunu tuttu. Kapıda Tuncerbakır Han ve Tülay Hatimoğulları tarafından karşılanan Özgür Özel'in keyifli hali dikkatlerden kaçmadı. Özel çıkışta çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu diyaloğun demokrasimize önemli katkıları olacağını düşünüyoruz dedi ne katkısı olacaksa önemli katkıları olacakmış bu siyasetin e, Türk demokrasisine. Neyse. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralan CHP genel başkanı Özgür Özel yerel seçim öncesi çıkmaza girdi. Önce İyi Parti Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek yeni ittifak yolları arayan Özgür Özel Akşener'den sonra veto genel veto üzerine bu kez de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak isim değiştiren HDP ile yerel işbirliği yapmanın yollarını aramaya başladı. CHP Genel Başkanı Özel dün önce Pençe bölgesinde PKK'nın şehit ettiği 25 yaşındaki Teğmen Eril Alperen Emir'in Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Cenazede üzgün pozlar veren Özgür Özel ee... Tören biter bitmez DEM Partisi eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı ziyaret etti. Özel'in önce şehit cenazesi ardından da DEM Parti ziyaretinde gülücükler saçması sosyal medyada büyük tepki çekti. Özel şehit cenazesinde bir şehit yakını kadın tarafından protesto edildi. Şehit yakını Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzde buraya geliyor? Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah. Şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülkede bediyen fayda kalacak, Onlardan da temizlenecek inşallah açıklamalarında bulundu. Diyarbakır'da Şeyh Said'in isminin bir bulvara verileceği üzerinden yürütülen tartışmalara CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Şeyh Said için biz CHP olarak cumhuriyete, cumhuriyetin kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Cumhuriyetin geçmiş dönemde yaşanmış acıları varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz demiş. Özel'in açıklamalarını eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'yi geri almadan Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir demiş. Muharrem İnce ise Şeyh Said haindir. Bu konuda çok netim ben Atatürk'ün tarafındayım <laughs> tepkisinde bulundu. Şimdi arkadaşlar bakın ölü evinin yazçısı, düğün evinin tefçisi diyoruz. Ama asıl e, niteleme Özgür Özel için Amerikancıdır. Hiç tartışmayın. Beyninin arka loblarına yerleşmiş bu. Konuşurken, hani derler ya sürçü lisan etmek aslında beyninizin gerisindeki bir şeyin istem dışı e, öne çıkmasıdır. Konuşurken anlayabiliriz. Nereden anlayabiliriz? Bakın şöyle diyor cumhuriyetin kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası yoktur. Dikkat buyurun, kurucu babası yoktur. Kurucu iradesi vardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana Mustafa Kemal ve arkadaşlarını kurucu irade olarak nitelendiririz. Asla kurucu baba demedik. Peki kurucu baba nereden çıktı? Özgür özel kendisi mi yarattı bu kavramı? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularına kurucu baba denir. Amerika'da kurucu irade yoktur. Kurucu babalar vardır. Yani Özgür Bey bize Amerikanca bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu da üslubu in, lisan aynı ile insan anlamına gelir buradan çıkartıyoruz Amerikancı olduğunu. Daha tabii bir sürü şeyi var da bu da onlardan bir tanesi olarak gözümüzün önüne geliyor. Ee... Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.